Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli Rehber TV izleyenleri, Bir Kitap Rehberi programında tekrar sizlerle beraberiz. Bugün tekrar inşallah değerli konuklarımla beraber güzel bir kitabın tahlilini yapmaya çalışacağız. Elimizde gördüğünüz gibi kitap şöyle, Abdullah Yıldız isimli yazarımızın Yusuf'un Üç Gömleği şeklindeki kitabı. Şimdi kitap gerçekten özellikle çok satılan bir kitap. Şu an 26. baskısı var elimizde. Hazreti Yusuf'un Kur'an-ı Kerim'de geçen ve özellikle Ahsenül Kasas ismiyle, yani kısasların en güzeli şeklinde adlandırılan kısastır Hazreti Yusuf'un hayatı. Bu noktada gerçekten herkesin okuyup ibret alması gereken bir kısastır. Yazarımız da bu kısası hem özellikle de Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ışığında ele almış, hem de tabii yine sünnetten, hadisten, siyerden ve farklı yazarlardan da eklemeler yapmış kitap içerisine. Burada Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını üç farklı devreye bölmüş. Bunlardan birisi çocukluk dönemi dediğimiz dönem. Özellikle kardeşleriyle yaşadığı olaylar. İkincisi yine zindan hayatının devam ettiği, Hazreti Yusuf'un olgunlaşmasının ve o Mısır'da hüküm sürmeye doğru giden bölümün durumunu anlatmış. Ve en sonunda aynı şekilde Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hükümdarlığı ve tekrar Hazreti Yakup'la olan kavuşma anı şeklinde bir üç farklı bölüme bölmüş Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını. Kitabın üstündeki özellikle bu gömlek benim dikkatimi çekti. Hocam kusura bakmayın, böyle bir kısa bir tanıtmak istiyorum. Gömleğin bir tarafı kanlı. Hazreti Yusuf'un özellikle kardeşlerinin babasının Yusuf'a olan sevgisinden dolayı kendilerinde oluşan haset ve kıskançlıktan kardeşlerini götürüp bir kuyuya atmaları ve orada özellikle sahte bir kanla gömleği alıp tekrar Hazreti Yakup Aleyhisselam'a götürmeleri temsil edilmiş. Ortada arkadan yırtılan bir gömlek var. Malum biliyorsunuz yine özellikle Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğinin arkadan yırtılma olayını da yine değerli hocalarımızla beraber açıklayacağız. Ve en sonunda yine gömleğin sağ tarafında biraz daha böyle süslü bir işlemenin yer aldığını görüyorsunuz. O da Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hükümdarlığını temsil eden ve aynı zamanda babasına kavuşmadan önce ona gönderdiği peygamberlerden süre gelen bir gömlekten bahsediliyor kitap içerisinde. Onun da temsil edilmiş olduğunu düşünüyoruz. Böyle güzel de bir kapağı var. Gerçekten okuduk. Herkesin okumasını ben öncelikle kendim tavsiye ederim. Bu anlamda bugün inşallah Yusuf'un üç gömleğini tanıtmaya, tahlil etmeye çalışacağız. Yine şunu da belirtmekte fayda var. İdeal Eğitim Vakfı koordinatörlüğünde gerçekleştiriyoruz programımızı. Değerli hocalarımız var. Yine Murat Hocam hoş geldiniz. Faruk Hocam ve Hadi Hocam sizler de tekrardan hoş geldiniz. Şimdi hocam kitabın isminden belli. Yusuf'un üç gömleği diyor. Her birinin ayrı ayrı gerçekten dop dolu manaları var. Dolayısıyla programı istiyorum ki üç farklı bölümde inceleyelim. Yani birinci gömlek, ikinci gömlek ve üçüncü gömlek. Nedir bu gömlekler? Neyi kastediyor? O anlamda hemen birinci gömlekten başlayabiliriz. Yusuf'un birinci gömleğinden başlayabiliriz. Sahte kanlı gömlek diye tabir ediyor bunu. Bu anlamda ilk bölümle ilgili özellikle tahlillerinizi, değerlendirmelerinizi alalım. Murat Hocam yine sizden başlayalım. Buyurun. Evet hocam, şimdi birinci gömleğe geçmeden önce ben şunun altını özellikle çizmek isterim. Evet. Hazreti Yusuf'un hayatının bu kısanın anlatıldığı, hı hı, Yusuf suresinin anlatım tarzı, üslubu çok açık, net ve herkesin anlayabileceği bir dilde, açıklıkta yazılmış. Yani çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek, çiftçi, memur, amir, kim okursa okusun, kendisine pay çıkarabilecek netlikte, açıklıkta, anlaşılabilir bir tarzda, üslupta yazılmış. Ve biz Hazreti Yusuf'un başına gelenleri okuduğumuz zaman, tabii rivayetleri de göz önünde bulundurduğumuz zaman Hazreti Yusuf'un başından geçen bu olayların neredeyse yani bu anlatacağımız bu üç gömlek olayı rivayetlere göre 30 yaşına 35 yaşına kadar olan bir süreç. Yani evet. Hazreti Yusuf genç iken, çocukken, gençken başına bu olaylar gelmiş.
Yani kardeşleri tarafından kuyuya atılması, zindana atılması ve 30-35 yaşlarında da zindandan çıkıp vezir olması, aziz olması. Hı hı. Burada biz şunu düşünebiliriz, özellikle tavsiye edebiliriz. Bugün özellikle bizim ülkemiz, genelde de İslam coğrafyası gerçekten genç nüfusun çok yoğunlukta olduğu bir yani bir coğrafyayız. Ve özellikle de küresel çapta, uluslararası özellikle bizim çocuklarımız ve gençlerimiz üzerine gerçekten nefse hitap eden, nefsi emmareye hitap eden, yani böyle gençlerimizi, çocuklarımızı işte akıllı telefondur, tablettir, bilgisayardır, internettir, sosyal medyadır. Gerçekten gençlerimizi böyle nefsani arzuların peşine taktırabileceği tarzda araçların da çok fazla olduğu, çekici araçların da, cezbedici araçların da çok fazla olduğu ve bunun bir proje dahilinde, yani hı hı, uluslararası düzeyde bir proje dahilinde gençlerimizi, ailemizin hedef aldığını biz görüyoruz. Bundan dolayı biz Hazreti Yusuf'un mücadelesini, başına gelen olaylara karşı göstermiş olduğu refleksi, tavırları, tutumu gerçekten bizim yani hem yetişkinler için hem de çocuklarımız ve gençlerimiz için gerçekten okunması, anlaşılması gereken, örnek alınması gereken bir peygamber. Evet. Bu anlamda zaten en güzel kıssa deniliyor. Bizim özellikle çağımızda en güzel kıssa olarak nitelenen ve Hazreti Yusuf ki anlatılmış bu kıssada, hem Hazreti Yusuf'u hem de yaşayan Kur'an olan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını çok iyi tahlil etmek, çok iyi öğrenmek durumdayız. Bu kitap da gerçekten buna güzel değinmiş. Hı hı. Ve bu konuda dikkatli olunması gerektiği dile getirilmiş. Şimdi kitapta birinci gömlekle ilgili, yani yalancı kanın, ki biz bu olayı da biliyoruz. Belki yani izleyicilerimizin birçoğu da bu olaydan haberdardır. Yani kardeşler ne yapıyor? İşte Hazreti Yusuf'u babalarından talep ediyorlar ve kuyuya atıyorlar. Kuyuya atarken de işte işin biraz daha gerçekliği olsun diye bir koyun, rivayete göre bir koyun, bir kuzu kesip, hı hı, o kanı bulaştırıyorlar. Ve tabii süreç içerisinde bunu babalar Hazreti Yakup'a, Hazreti Yakup'u kandırmaya çalışıyorlar. Hazreti Yakup tabii bunların, çocuklarının büyük büyük bir hilesi olduğunun en büyük delili de nasıl bir kurttur ki gömleği parçalamadan Hazreti Yusuf'u işte parçalamış, yemiş tarzında, evet, bir cevabı var. Şimdi bizim burada tabii özellikle çıkarmamız gereken bazı dersler var. Bu derslerden bir tanesi, mesela benim özellikle vurgulamak istediğim bu bir derslerden bir tanesi şu: Hazreti Yusuf kardeşleri tarafından götürülürken babalarına şöyle bir ifade kullanıyorlar. Diyorlar ki biz ona iyilik yapıyoruz. Yani biz onu işte gelsin bizimle, gelsin, evet, dolaşsın, biz onun iyiliğini düşünüyoruz, biraz bizimle birlikte takılsın tarzında. Yani yaklaşırken Hazreti Yusuf'un iyiliğini düşündüğünü iddia ederek, evet, yaklaşmış. Şimdi biz bu sahneyi başka nerede görüyoruz? Hazreti Adem ile şeytan arasındaki mücadelede görüyoruz. Evet. Yani hani hatırlayınız, Allah-u Teala Hazreti Adem'e diyor ki, işte Hazreti Adem ile Hazreti Havva'ya diyor ki, şu ağaca yaklaşmayın, istediğinizi yapın, cennete konulduktan sonra istediğinizi, hı-hı, yapın ama şu ağaca yaklaşmayın. İblis geliyor, şeytan geliyor, ne diyor? Diyor ki ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum. Ben, evet, sizin iyiliğinizi düşünüyorum. Ben sizin işte melek olmanızı veya ebedi bir yaşama ulaşmanız için o ağaca yaklaşmanızı, o ağacın meyvesinden yemenizi istiyorum. Dikkat ederseniz şeytan ve tayfesi, şeytanın izinden gidenler gençlere yaklaşırken, insana yaklaşırken insanın, gençlerin, çocuklarımızın iyiliğini düşünerek, düşündüğünü iddia ederek yaklaşırlar. Evet. Dolayısıyla bu günümüzde bu projeler dahilinde, planlar dahilinde gerçekten çok sinsi bir şekilde bizim çocuklarımıza, gençlerimize uygulanmakta. Evet. Yani bugünü, günümüzün zalimleri, günümüzün yani bu tarz gençlerimize zarar verecek, gençlerimizi kendi değerlerinden, köklerinden, medeniyetinden, ahlakından, inancından, dininden uzaklaştırmaya çalışanlar
bakıyorsunuz ki işte özgürlük adına, hürriyet adına, insan haklarını, barışı dile getirerek yani biz işte demokrasiyi getireceğiz tarzı söylemlerle bakıyorsunuz ki işte bizleri, gençlerimizi, İslam ümmetini kandırma gibi bir, yanıltma gibi bir öncül bir propagandayla, öncül bir söylemle yaklaşıyorlar ve dolayısıyla da bizim gençlerimizi kandırmaya çalışıyorlar. Evet. Biz Hazreti Yusuf'un bu olaydaki en büyük yani alacağımız derslerden bir tanesi ben bunu görüyorum. Evet. Yani buna karşı dikkatli olması gerekir. Faruk Hocam, siz ne dersiniz? Ben birinci gömlek. Hocamdan şu cümleyi bekledim, gelmedi. Bal içinde zehir evet. mi? Hani, evet, evet. Evet. Yani Üstad dediği zamanın bahsettiği. Zehirli bal. Bir meselesi de var. Evet. Üstadın bahsettiği. Alodur öyle bir şey. Hocam hakikaten yani dediğiniz gibi üç gömlek, ilk gömlekte masumiyet. Hocam özellikle onu değiniyor. Mağduriyet. Evet. Yani İslam davası ve Müslümanlar masumdur. Ve genelde de tarihin akışı içerisinde hep mağdur olmuşlardır. Evet. Yani Yusuf Aleyhisselam gerçi bunu küçüklüğünde yaşadı. En yakınlarından bu darbeyi yedi ama ya Resulullah Aleyhisselam da Ebu Leheb'ten yedi. Çağımızda da, gelecekte de, geçmişte de öyle olduğu gibi öyle olacak. Yani kimi ortamlarda illa olacak diye bir şey yok ama mümin ve Müslüman davetçiler her zaman en yakınlarından bir darbe yemeye alışık olabilmeliler. Hatta evet. Orada diyorlar, kardeşler onu pikniğe götüreceğiz derken nahnu usbe diyorlar, usbe. Biz bir toplulukken nasıl zarar gelir? Bu ifadeyi okurken aklıma asabiye geldi. Yani topluluk güçtür, gücü, kuvveti ifade eder ama bu cahiliye dönemindeki asabiyeyi de hatırlattı bana. Fakat Kur'an vahyi ışığında hareket edilmediği zaman o kuvvet, usbe, asabiye şeytani bir yöne kanalize edebilir. Evet. Şimdi bir de Yusuf Peygamberimizin rüyası meselesi var. Ben biraz belki teknik olacak ama evet. Peygamberlerin rüyası hocam şöyle Arapçada ra'a fiili yani ra'eytu dediğim zaman ra'eytuke mesela gerçek gözlerle görmektir. Evet. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam mesela evladı İsmail'e diyor ki ben seni rüyamda gördüm. Era. Ya da Allahu Teala diyor laqad saddaqta ru'yake yani sen rüyanı gerçek kıldın. Peygamber laqad sadaqallahu rasuluhu ru'ya. Allah peygamberinin rüyasını gerçek kıldı. Yusuf suresinde kralın o firavunun rüyası için rüya tabiri kullanılmaz. Ahlam tabiri geçiyor. Hı hı. Yani peygamberlerin rüyası onlara gelen vahyin bir parçasıdır. Sanki uyanıkken görmüşler gibidir. Bu peygamberlere hastır. Vahiy nasıl netse bu da böyle. Salih insanların rüyası da hakikat payı vardır. Fakat ilham gibidir. Evet. Bir de şöyle bir durum var. Bazen insani ilişkilerde, beşeri ilişkilerde en yakınımız dahi olsa bazı mahremiyetimiz, özelimiz olabilmeli. Yani her şeyi herkese anlatma. Hatta kıssadan onu anlıyoruz. Yani evet. Bazı şeyleri kardeşine de anlatma. Hazreti Yakup'un Yusuf'a tavsiyesi. Tavsiyesi ki bir peygamber tavsiyesi. Evet. Yani bu kötü gibi algılanabilir değil. Yani bazen ailede bir şey olur. Bunu dışarıda anlatmaman lazım. Ya da sırdır. İki kişi arasında bir sırdır. Evet. Ya da kardeşine dahi söylememen gerekebilir. Hı hı. Çünkü bundan onu anlıyoruz. Bazen sahibi de zarar görüyor. Yani burada kötü niyet değildir. Belki karşıdaki de zarar görür. Daha büyük fotoğraftan baktığımız zaman. Ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam Allah-u Alem anlatmıştır deniyor ve başına bunlar geliyor. Yani böyle büyük bir ahlaki ders de vardır buradan bizim alabileceğimiz. Evet. Ve dediğimiz gibi ummadığı yerlerden darbesini yiyor fakat Allah-u Teala onun ona ilhamı vardır, vahyi vardır. İleride hepsine bunları anlatacaksın tarzında evet. Böyle bir sakinleştirme var. Yani benim yine Hadi Hocam'a da söz vereyim. Ondan önce dikkatimi çeken hocam biraz hani kitabın anlatım tarzı da belki önemli. Her olay yani rüya olayıyla ilgili farklı işte. Hazreti Yusuf'un kardeşleriyle işte çöle gidip eğlenmeleriyle ilgili ayrı. Her birinden hani insan bazen der ya bir kitabı okuyayım ondan bir dersler çıkarayım, evet. İbretler çıkarayım. Sağ olsun hocamız zaten o dersi ibreti yazmış oraya. Yazmış. Yani küçük dipnotlarla yazmış oraya sayfaya güzel bir şekilde belirtmiş. Yani gerçekten okuyan kişi onu görecektir. Benim dikkatimi çekti o yüzden belirtmek istedim. Her olayla ilgili çıkarılacak derslerde, ibretlerde hazır bir şekilde verilmiş bu kitapta. Hadi hocam sizden de ilk bölümle ilgili yorum alalım. Aynen. Hocanın belki sonda hocaların değindiler ama Allah erdemli kulunu
ödüllendirir başlığıyla evet. değindiği güzel bir nokta var. Hazreti Yusuf Aleyhisselam masumiyetiyle kardeşlerinin ona hasedine rağmen, onun aleyhinde çalışmasına rağmen onlara haset etmeyişi, bu başına gelen musibete sabretmesi ve musibet karşısında Allah'a dayanması, Allah Celle Celaluhu kardeşlerinin o şeyine rağmen, zulmüne rağmen ona büyük bir mükafat veriyor. Ölüme terk edilmişken oradan Mısır Aziz'ine onu götürecek olan kervanın oradan geçmesi, onu bulması. Yani bazen Üstad Bediüzzaman'a şey soruluyor, işte üstadım biz de işte bazı şeyler yapalım mı? Özellikle iman ehli olup kendilerine iftira atan, onlarla uğraşan bazı taifelerle ilgili Üstad Bediüzzaman diyor, en büyük tuzak bu konuda tuzak kurmamaktır, masumiyettir. Yani bazen masum kalmak lazım, elini kana bulaştırmamak lazım. Bazen sabretmek lazım. Allah Celle Celaluhu bu masumiyetin hatırına kişiye selamet verir, necatı verir. Evet. Ki Hazreti Musa Aleyhisselam da aynı şekilde arkasında büyük bir ordu yoktu. Köleleştirilmiş İsrailoğullarını kurtarırken savaşmadı Firavun'la. Ama Allah'ın yardımıyla kavmiyle beraber Tur-i Sina'ya geçip Firavun'dan kurtuldu. Bazen böyle çok büyük şeylere, güçlere de ihtiyacınız olmayabilir. Masumiyetiniz, Allah'a tevekkülünüz, Allah'a dayanmanız bazen yeterli olabiliyor. Helak illa sizin elinizde olmayabiliyor. Evet. Şimdi hocam yavaş yavaş biraz da ikinci bölüme de artık girelim. Hazreti Yusuf'un sizlerde değindiniz. Özellikle bir çocukluk dönemi ta ki işte kuyuya atılması, o kuyudan bir kervanın gelip onu çıkarıp artık Mısır'a doğru bir yolculuğa başlıyor. Evet. Oradaki Mısır Aziz'inin evinde büyüyor, yetişiyor. Yani şimdi Kur'an'da Ahsenül Kasas demesinin gerçekten çok büyük bir anlamı var. Ki gerçekten bunu sureyi okuduğumuzda birçok yerde duygulanıyorsunuz, birçok yerde ders çıkarıyorsunuz, birçok yerde ibret alıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Bu bölümde de yani yine özellikle ikinci bölümü nasıl ifade etmiş yazar? Arkadan yırtılan gömlek demiş. Yani Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın iffetini temsil eden, susuzluğunun daha sonra ispatının, ondan sonra Mısır azizliğine yükselmesinin ifadesi olarak bu şekilde bir ifade verilmiş. İkinci bölüm için ne diyebiliriz hocam? Ne anlatmış yazarımız ikinci bölümde? Hocam yazarın kitabın tamamı üzerinde ki bu ikinci bölümde çok çok güzel yansıtmış. Kitabın tamamına vermek istediği bir mesaj var. Özellikle Hazreti Yusuf'un hayatının, mücadelesinin göstermiş olduğu tavırların İslam davetçileri üzerindeki yani pozitif yani ondan ders alınması gerektiği ile ilgili mesela birinci bölümde bunu lisanul sıdık diye yani doğruluk dili olarak anlatmış ki peygamberlerin halk içerisinde, toplum içerisinde, insanlar içerisinde yalan atmayan, yalana tenezzül etmeyen, dürüstlükten hiçbir zaman taviz vermeyen insanlar olarak, kişilikler olarak yani kimliklerini ve şahsiyetlerini bozmadan mücadele eden, yani ben burada şunu yapayım da şu yalanı atayım, kurtulayım, şöyle bir sıyrılayım demeden, mesela Hazreti Resulullah hayatında da onu görüyoruz. El-Emin vasfı onun davet sürecinde belki Hazreti Resulullah'ı güçlendiren en büyük ahlaki özelliklerinden bir tanesi El-Emin. Hazreti Yusuf'un da bu şekildeki iffeti, ismeti, dürüstlüğü, doğru sözlü olması olaylara yaklaşırken ona karşı komplo kuran bu kardeşleri olsun, bu ikinci bölümde işte bizim Zeliha olarak söylediğimiz ama Kur'an-ı Kerim'de o kadın olarak nitelendirilen, yani mücadele ederken hiçbir şekilde şey yapmıyor, onların dillerini kullanmıyor. Onların konuşma üslubunu, onların yaklaşım şeyini kullanmıyor. İslam'ın o güzel ahlakını en zor zamanda bile temsil ediyor. Ve yazar diyor ki, diyor bu yönüyle Yusuf diyor, Hazreti Yusuf diyor, tüm İslam davetçilerine diyor büyük bir örnektir diyor. İşte burada ikinci olayda biz Hazreti Yusuf'un bir işte Kur'an'ın tabiriyle
İşte o kadının, yani bir evde büyümüş, Aziz'in evinde büyümüş, ona karşı bir işte sadakat, vefa duyguları var Hazreti Yusuf'un. Bir de ayrıca İslam'ın, yani Allah-u Teala'nın ona emrettiği bazı hükümler var. Dolayısıyla bu Allah'ın ona onu terbiye etmesi, Hazreti Yakub'un babası Hazreti Yakub'un onu terbiye etmesi, bu çerçevede yetişen bir peygamber olan Hazreti Yusuf, bakıyorsunuz ki süreç içerisinde işte kendini alan, barındıran birinin hanımı tarafından işte zinaya zorlanıyor. Ve bu zina yapılırken de bir entrika şeklinde yapılıyor. Evet. Bir hile şeklinde yapılıyor ve Hazreti Yusuf bu zinadan, yani bu çirkin fiilden Allah'a sığınarak kurtulmaya çalışıyor. Hatta bu olay anlatılırken Zeliha kendi taptığı putun üzerine bir örtü örtüyor. Evet, evet. Hazreti Yusuf diyor ki sen niye yaptın? İşte beni görmesin. Utanıyorum ondan. Utanıyorum ondan. Evet. Yani demek ki örtüyü örttüğün zaman o görmekten acıza düşüyor. Evet. O bilmekten acıza düşüyor. Hazreti Yusuf diyor ki o zaman diyor benim beni bilen, her daim beni bilen, gören, duyan, her şeyime vakıf olan Allah Azze ve Celle var. Burada demek ki İslam davetçisi nerede olursa olsun, ister tek başına ister topluluk içerisinde olsun, ne olursa olsun Allah-u Teala'nın kendini yani bizim Allah-u Teala'nın bizi gördüğünü, duyduğunu, işittiğini, kalbimizden geçirdiğini, zihnimizden geçirdiğini her daim bu şuurla, evet, bu uyanıklıkla hareket etmemizi... Yani takva dediğimiz şey aslında, evet, bu değil mi? Evet, aynen. Aslında bu takva, yani günahlardan sakınma, Allah'tan korkma, Allah'ın ondan razı olmama düşüncesinin onu ürkütmesi, titretmesi. Takva aslında devamında iffeti getirir, ismeti, evet, getirir, evet, doğru sözlülüğü getirir. Bu şekilde bir, ben ikinci bölümde benim en çok dikkatimi çeken, ikinci dikkatimi çeken de çok kısa bir şekilde dile getireyim. Bunu da kısa alalım, evet, reklam arasına gidelim, sonra daha evet, Hazreti Yusuf'un, Hazreti Yusuf'un zindanı bir medreseye dönüştürmesi, evet, bir Müslümanın gittiği, ayak bastığı, oturduğu neresi olursa olsun Allah'ın hükümlerini, İslam'ın güzelliklerini, ilmi, bilimi oraya taşıması gerektiğinin, hı, bir göstergesidir. Bir de orada kullandığı yöntemden de, evet, bahsediliyor biraz. İşte burada zindan arkadaşlarım şeklinde, evet, bir tabiri var gerçekten. O da özellikle belki davetçinin onlarla hemhal olma. Yani değil mi hocam? Biriz. Evet. Beraberiz. Yani o anlamda gerçekten davet ettiğiniz, tebliğ ettiğiniz insanlara nasıl bir dil, nasıl yani bir tavır kullanacağınız. Yani biraz da onların duygularını paylaşma, tabii, onların dertleriyle dertlenme. Ki Resulullah, tabii, Aleyhisselatü Vesselam diyor yani insanların derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. Evet, aynen. Hocam, biraz Murat Hocam'la başladık. Sizinle devam edelim. Siz ne demek istersiniz? Hocam, ikinci bölümde şöyle bir şey, yani kavramlar bizim için önemlidir. Kavramların, evet, anlamı önemlidir. Hı hı. Fakat bazen kavramların içi boşaltılıyor. Evet. Bambaşka bir anlam yükleniyor. Mesela Zeliha'nın ya da Züleyha, o kadın hocamızın tabiriyle, hı-hı, Kur'an'ın ifadesi. Üzerinden öyle baktığımızda yani aşk mı değil mi? Burada mesela aşkın bambaşka bir boyuta gitti. Aslında aşk olmadığı, evet, ki Murat Hocam programın başında da buna değinmişti. Yani özellikle birilerinin bir projesi var gençliğim üzerine. Hususen İslam ülkeleri ve Doğu milletleri. Gençlik çok. Bu tabi bu tarz şeyleri, aşkı kendi asli mahiyetinden çıkarıp affedersiniz yani çok bayağı bir anlamda kullanması. Evet. Bu modern çağda olduğu gibi çökmüş, kokuşmuş Mısır dünyasında, o zamanki dünyasında da öyle. Sanırım Roma'da da öyledir. Evet. Yani Roma'da çok farklı değildir o dönem. Hı hı. Şu anda öyledir. Yani bambaşka bir bakış açısı var. Yani sonradan Müslüman olan Yusuf İslam'a bazı şeyleri soruyor. İşte İslam'da dört evlilik var. Maksat işte savunmaya geçsin. O yorum yapmıyor. Yani şunu diyor. Ben İslam'dan önce, yani Müslüman olmadan önce ne kadar bu çirkin işi yaptım hatırlamıyorum. Evet. Ki kendisi tek evli yani. Evet. Fakat İslam buna bir sınır getirmiştir diyor. Siz bir de gidin yani kendi medeniyetinize bakın, sorgulayın, bakın neler dönüyor. Hayran olduğunuz medeniyete. Çünkü onu soran, evet, bir Türk. Ha öyle mi, onu bilmiyordum. Tabii, İstanbul'da, ha, soruyor. Yusuf İslam'ı böyle sıkıştırmak için o muhteşem cevabı veriyor. Evet. Yani buradan onu anlıyoruz. Kavramlarımıza sahip çıkalım. Aşk ise, sevgi ise bunları biz kendi yani, mecramızda... Yani özür dileyerek hocam. Burada hani, hı-hı, belki Hazreti Yusuf kıssasında
bu yanlış mı aktarılıyor bize? Yani devamlı işte orada bir aşk ön plana çok mu çıkarılıyor? Hani o medeniyette o toplumda işte belki Züleyha, de öyle algılanıyor. İşte Züleyha sonradan tövbe eden çok iyi bir kadın oluyor. Hocam işte, o tür şeyler tabii gibi. Bazı rivayetlerde var fakat evet. Ayet ve hadislerde yok öyle zayıf şey. Hadisler uydurma dahi yok diye biliyorum. Evet. Bir kısım bilgiler İsrailiyattandır. Tabii bizim gelenekte de bunu anlatanlar öyle bir anlatıyorlar, öyle bir mesaj veriyorlar yani. İnsan olumsuz düşünmüyor ama Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde evet. kesinlikle Züleyha ile evlendiğine dair bir işareti yok. Evet. Hocam şöyle bir hassas bir konu var. Peygamber olup hanımı ve çocuğu kafir olan var. Ama pis işi yapan yok. O pis evet. işi yapan yoktur hocam. Bu çok hassas bir konu. Bir de yazar bunu özür dileyerek hocam. Evet. Yani benim dikkatimi çekmiş de anlatırken şunu da söylüyor. Yani gerçekten bu bir aşk olsaydı sonradan onu zindana göndermeye çalışmazdı diyor Hazreti Yusuf. Ya hocam bir... onun ötesi yani bir de şöyle bir kadın vazgeçmiyor. Evet evet. Kocası diyor istiğfar et yanlışından dön. Hatta istiğfar kelimesi Kur'an'ı bir ifade. Kocası diyor istiğfar et günahından. Sonra diğer kadınları topluyor. Yani bu kadın o işten vazgeçmiyor. Yani kafirler kolay kolay vazgeçmezler. Evet. Zindanla ilgili şöyle bir şey değineyim hocam. Evet. Millet kavramına vurgu yapıyor. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın ifadesiyle Kerim, insan Kerim'in oğludur. O da Kerim, o da Kerim. Dört Kerim'in ismi geçer. Yani Yusuf, Yakup, İshak, İbrahim Aleyhisselam. Şimdi diyor ki mesela bizim şirk koşmamız bize yakışmaz. Bir insan bir aileye mensupsa ya da bir camiaya mensupsa ya da en üst çatı diyelim dine mensupsa ki İslam'a mensubuz elhamdülillah yanlış yapsa dahi bazen bunları düşünmeli. Dinini düşünmeli. Batıda yani öyle bir toplumda ya da öyle bir konumdadır. Konumu hassastır ya da ailesine laf gelmesin dahi yani ne olursa olsun yani Yusuf peygamberin bize yakışmaz ifadesinden kişinin konumu, ailesi, dini gerçekten kendisi hata etmek istese bile yapmamalıdır bazen. Evet. Ve o millet tabirini özellikle hocam vurguluyor. Biz küçükken ya da bizim kadim medeniyete şöyle bir ifade vardı hocam. Din küçüklerin dimağına yerleştirilirdi. Adem aleyhisselamın zürriyeti, İbrahim aleyhisselamın milleti, Muhammed aleyhisselamın ümmetiyiz. Evet. Ama millet kavramı mecrasından çıkarıldı. Yani istersen birçok asıl sözlüklere bakarsan hep din merkezlidir. Doğrudur. En nihai din merkezli toplumdur millet. Ama millet, milliyetçilik ulusla eşdeğer bir hale getirildi. O hale asli mecrasından çıkarıldı hocam. Evet. Bizim bu kavramlarımızdan yine biri yeniden asli hüviyetine kavuşturmamız ve genç dimağların çocuklarımıza ırkî mensubiyetlerden böylece insani ve İslami bu şuuru yeniden vermemiz lazım. Evet. Bu bağlamda o güzel bir yani yaklaşım millete İbrahim kavramı bir de hocam İbrahim Aleyhisselam kavramı milleti kavramı şöyle bir şekilde de suistimal edildi. Hassas bir konu. Gazze, Kudüs konusu gündeme gelmişken söyleyelim. Bu da tahrife yönelik yine bir şey. Bazı Haliç ülkeleri, Körfez ülkeleri İbrahim milleti kavramı üzerinden sahte bir algı ne yazık ki oluşturdular. Müslüman ülkelerden bahsediyorum. Ve dediler ki Yahudiler ve Araplar amcaoğlu İbrahim milleti. Evet. Burada milleti din değil yani ırka indirgediler. Kudüs meselesinin ırka en son Filistin'e indirgenmesi gibi dediler ki onlar da orada yaşasın. Böylece hocam bakıyoruz ki kavramlarımıza sahip çıkmazsak Allah korusun yani din anlamına gelen, dinin özü olan bir tabi bir toplumu ifade eden bir kavram çok sinsi bir şekilde asli mecrasından çıkarılıp ırkçı sayıklarla da denendirebiliyor. Evet hocam siz şuradan şunu demek istiyorsunuz. Evet. Yani iki amca oğlu arasında bir kavga var o kavgaya karışmayın. Ne? Artı amca oğullarını da buraya yerleştirelim. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği İbrahim peygamberimizin hatta iftiradır. Çünkü İshak Aleyhisselam'ın burada vasiyeti de geçiyor. İbrahim Aleyhisselam bahsedilen ayetler hiçbir zaman Yahudi deme. Zaten ayet diyor. Ne Yahudi dine Hristiyan da hep İslam tabiri geçer. Evet. Millet-i İbrahim hanifen muslimen. Evet. İshak Aleyhisselam vefat ederken de çoğundan söylüyor. Aslında 3. bölümde değinmek istiyordum ama Yusuf peygamberimizin hocam duası var. Vefat etmeden önce diyor ki Rabbim beni Müslüman olarak öldür. Tevaffeni Müslüman. Yani bir İslam vurgusu vardır. Evet. İbrahim milleti eşittir İslam'dır. Peygamberlere ihanet eden peygamber katili olmak o amcaoğlu getir buraya değil o peygamberlerin mirasına ihanettir.
Evet. Yani millet kavramı dini bir kavramdır. Irkla veya başka evet. şeyle alakalı bir kavram ırkları değildir. Bütün ırkları cami evet. ve dinin toplu halde yaşanmasıdır. Evet. Yazar millet kavramını biraz hayat tarzı diye evet. toplum olarak şey yapıyor, belirtmiş. Yani siz onların işte hayat tarzına uymadıkça işte onlar size razı olmayacak şekilde. Evet. Yani veya mesela bizim hayat tarzımıza bir ara 11 Eylül olayları denilmişti. Sanırım öyle denilmişti. Bizim hayat yani. Tarzımıza bu bir müdahaledir. Evet. İkiz Kuleler'in olduğu zaman. Evet. İfadesi. Dolayısıyla bu millet kavramı biraz da yazarın özellikle vurguladığı şey hayat tarzını şey yapmak yani belirtmek. Hı hı. Yani Hazreti Yusuf diyor ki işte benim hayat tarzım, benim bu işte güzelliklerim, ahlakımın, bu değerlerim hepsi evet. İbrahim'den, Yakup'tan, İshak'tan gelmiş. Yani ben evet. Temiz bir ailenin hayat tarzıyla yetiştim. Evet. Hadi hocam, bu ortadaki hocam, bölüm için sizden de yine yorumlarınızı alalım. Hocam evet. Dedi ya, işte ben temiz bir ailede yetiştim. Ama bir de büyüdüğü ortam var maalesef. Evet. Seküler ve Mısır o dönem belki en kötü dönemini yaşıyor. İffet konusunda, namus konusunda, ahlak konusunda böyle bir seküler, ladini bir evdeyken çocukluk burada geçmiş, büyümüş. Genç yaşa, olgun, güzel bir yaşa geldiğinde yakışıklı Yusuf, güzel Yusuf, efendisi tarafından beğenilip zina teklifi ediliyor. Aslında normalde belki orada yetişmiş ve oranın kötü ortamından dolayı bu teklifi kabul edebilecek bir ortam varken Yusuf Aleyhisselam belki de bir tarafıyla ismet sıfatındandır peygamber olması. Çünkü zor bir şeyle karşılaşıyor. Allah Celle Celaluhu biz ona yardım etmeseydik. Evet. Ona evet. bu konuda şey yapmasaydık. Orada kıraat var. Muhlis ve muhlas ifadeleri var. Muhlis insanın kendi cüz'i iradesiyle bir şey yapmasıdır. Hı hı. İhlasa yani muhlis kulumuzdu. Bir de muhlas var. Yani tarafımızdan ihlasa erdirilmiştir. Her iki ciheti de var o ayetlerde. Evet, bir de burada hocam bahsettiğiniz o imtihanın zorluğunu yazar bir şeyle daha ifade ediyor. Şimdi diyor bir de şu var. Yani tamam o bahsedilen şeyi yapmamak, ondan kaçınmak güzel. Bir de zindanı ona tercih etmek. Aynen. Yani bu da herhalde özellikle denilmesi gereken değil mi? Evet. Hem zindanı tercih etmesi büyük bir erdem. Evet. Hem de böyle bir aile içerisinde, böyle bir ortam içerisinde, böyle bir sarayda büyüdükten sonra evet. geldiği olgunluk seviyesinde zirve noktada gelen bir teklife evet. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın bu cevabı evet. Bir de zindan nabını taşlandırması büyük bir nimet. Evet hocam. Hocam biz bundan şeyde anlaşılabilir yani bir davetçi yani kendini öyle bir yetiştirmeli ki hocamın mesela bahsettiği kitapta geçtiği şekliyle çok nasıl diyeyim aksi bir sıkıntılı bir ortama girse bile o ortamdan etkilenmemeli, menfi olarak etkilenmemeli ve değerlerini yaşayabilmeli, değerlerini muhataplarına kabul ettirebilmeli. Evet. Ve davetinin en temel özelliği yani kendisi dışarıdaki etkilerden, dışsal etkenlerden etkilenmeyip kendisinin toplumu etkilemesi, kendisinin o güzel yapıyı ona şey yapması. Bir de burada benim aklıma bunu konuşurken şöyle bir şey daha geldi. Ayet-i Kerime yani yazar Hazreti Yusuf'un hayatını ayet-i kerimeler çerçevesinde anlatırken orada diyor ki insanların çoğu bilmezler, insanların çoğu inanmazlar. Evet. Burada davetçinin bir Müslümanın kriteri çoğunluk olmamalı. Hak olan, doğru olan, güzel olan olmalı. Hı hı. Toplum tarafından kınanmasına rağmen kadınların toplanıp onu kınamasına rağmen de Hazreti Yusuf yine de zindanı tercih ederek. Evet. Yani şu anda mesela diyelim ki İslam davetçileri biz yani çok şahit olduk, duyduk. Yani toplum tarafından siz İslami bir davranışı sergilediğiniz zaman veya bir sünneti ihya ettiğiniz zaman ya böyle bir zamanda böyle bir şey olabilir mi diye bir tepkiyle bakıyorsunuz ki karşılaşabiliyorsunuz. Evet maalesef. Bu konuda dirençli olmak lazım. Hazreti Yusuf'un gösterdiği sabrı göstermek lazım. Evet hocam.
Zaten o sabır sonucunda uzun süren bir zindan hayatı var biliyorsunuz. Ardından bir zindandan çıkışı var. Şimdi 3. bölüme biraz yavaş yavaş oradan giriş yapacak olursak. En son işte Yusuf kokulu gömlek diyor. Yani burada tabir edilen işte Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın babasına gönderdiği ki yazar burada şunu söylüyor. Hazreti İbrahim'den kendisine işte Hazreti İshak'a ondan Hazreti Yakub'a ondan da belki Hazreti Yusuf'a aslında verilen belki muska anlamında da bahsediyor. Bir gömlek olduğunu da rivayetlerde söyleniyor. Yusuf kokulu gömlek. Yani artık zindandan sonra Mısır azizliğine giden yol. 3. bölümde biraz bundan bahsediyor. Son olarak biraz oraya da değinelim isterseniz. Faruk Hocam siz başlamak ister misiniz? Hocam buyurun. Hocam dediğiniz gibi gömlek. Ben burada hatta şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Şimdi çağımızda, geçmişte pek olmayan çağımızda özellikle 1850 yıllarda Hint alt kıtasında başlayıp 1900 yıllarda Mısır'da taban bulmayan fakat son zamanlarda Türkiye'de de pompalanan, özellikle öne çıkarılan bir tırnak içerisinde Kur'an'ı referans alıyoruz, akımı vardır. Hı hı. Bazen tabi bunlar sünneti tamamen dışlıyorlar, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı dışlıyorlar. Fakat işlerine geldiği zaman da en uydurma rivayetleri kabul ediyorlar. Şimdi bu gömlek olayından baktığımız zaman mesela hani bazen Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in sakalı şeriflerin mesela ziyarete açılır. Hı hı. Eğer Resulullah Aleyhisselam'dan geldiği kesinse o kayıtla beraber diyorum. Şimdi bu sakalı gördüğümüzde Resulullah'ı hatırlıyoruz, hatıra. Fakat bu akımdaki arkadaşlarımız, bu kardeşlerimiz Allah alem yani biraz haddlerini aşıyorlar ve şirke var bulaştığınıza kadar söylüyorlar. Halbuki hatta bununla ilgili delil getiriyorlar. Diyorlar münafıkların reisi öldüğü zaman o da Resulullah Aleyhisselam'dan cübbe istemişti. Beni öyle gömün. Bir dakika beyefendi. Siz sünneti kabul ediyor musunuz? Kem küm. Etmiyorsan bu rivayeti niye getirdin? İki. Evet. Olayı Kur'an'ı açıdan bakıyoruz diyenlerin çoğu hocam Kur'an'ı bilmiyor. Bir yerlerden bir şeyler alıp okuyorlar. Kur'an'ı da çoğu bilmez. Yani net söylüyorum. Mesela Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'dan sonra İsrailoğulları zor zamanları geçirirken Talut meselesi vardır. Allah Talut'u hükümdar tayin ediyor. Ve diyor ki onun yani krallığının başkumandanın delili ne? Musa ve Harun'dan kalma hatıraların gelmesidir. Evet. Peygamber Efendimiz'in sakalı gibi. Şimdi yani bazıları Kur'an'ı da bilmiyor ki Kur'an'ı konuşsun. Resulullah Efendimiz'i haşa öyle basit edindir diyorlar. Gömlek olayı yani Yusuf Peygamberimizin gömleğinin babasının gözlerinin açılması. Haşa yani bir kutsallık affetmiyoruz ama bir peygamber mucizesidir. Evet. Ya hatta şöyle diyelim yani mesela Musa Aleyhisselam'ın elindeki asa, asanın belki bir özelliği yoktu. Ama Musa Aleyhisselam Efendimiz'in elinde değer kazanıyor. Yani hatıra gözüyle de bakılır ama aşırı kutsallaştırma dışında hariç. Özellikle mesela Hazreti Ömer Efendimiz'in Beyat-ı Rıdvan'da o ağacı kesmesi. Evet. İnsanlar tapmaya başlayınca. Evet, evet. Yani bazı şeyler hatıradır, bir anlam ifade eder. Peygamber elinde mucizevi bir şekilde inkılaba dönüşür. Hocam burada Müslüman beşikten mezarı imtihan içerisindedir. Hı hı. İbrahim Peygamber bir imtihanı aşıyor, ikinci imtihan. İkinci imtihanı aşıyor, üçüncü imtihan. İmtihanlar hocam bitmiyor. Üç gömlekten başlıyoruz. Küçüklük, işte zindan. Yani başa geldiği zaman dahi o devam ediyor. Onlar bitmiyor hocam. Resulullah Efendimiz'in hayatında öyle. Müslümanların da hayatında. Ya nice bedeller insanlar öderler. Tam feraha erdikleri Allah bir güç verir. Bir devlet verir. Ama bazıları bakıyorsun ki çoğu oradan kaybediyor. Parayı elde eden Müslüman bakıyorsun oradan kaybediyor. Bir makama geliyor bakıyorsun Allah korusun yani oradan kaybediyoruz. Yani bu açıdan ben bunu çok önemsiyorum. Tevilül ehadis olayıyla ilgili hocam ben tevil kelimesi üzerinden biraz durmak istiyorum. Tevili genelde rüya yorumu şeklinde çeviri yapıyor alimler. Aslında biraz tam karşılamıyor. Tevil yorum değildir. Zaten rüya tabiri kavramı Arapçadır. Tabir zaten Arapçadır. Hı hı. İki olay aslında bağlantı kurmak. Tevil bir şeyin kesin ifadesidir. Peygamberlerimizin ki burada Yusuf peygamberimizin bu rüyaları tevili ki en son annesi babası onları geliyor ya. Evet. Yani hocam tevil bu bizim bildiğimiz tevil değil. Hani yorumlama değildir. Nokta atışıdır. Mesela diyor ki bir işte ihtilafa düşerseniz Allah'a ve Resulüne götürür. Eğer bilirseniz bu sizin için daha zalike hayrun ve ehsenu te'vila.
Sonuç itibariyle daha hayırlı. Burada sonuçtur ve nokta atışıdır. Onun için zaten tevilül hadis kavramı geçer ve olayların iç yüzünü hocam bir yerde değinmiş çok güzel. Allah-u Teala bir yetenek vermiş. Tabii insani olarak da bazen Allah bize de yetenek verir. Bir üstün meziyet verir. Allah-u Teala bizi imtihan ediyor. Orada kaybeden oluyor. Allah korusun kazanan oluyor. Evet. Şu an diyeceğim Murat hocam arkadaşım. Sizden de özellikle evet, hocam. Şimdi hocam kısmen değindi. Biz Hazreti Yusuf'un hayatına baktığımızda bakıyorsunuz bizim Müslümanların insanların tabi tutulacağı imtihan çeşitlerinin en tehlikelisiyle muhatap olmuş. Evet. Yani mesela diyelim ki işte kardeşleri onu kuyuya atmış. Ayet-i kerimelerin işte surenin sonunda Hazreti Yusuf diyor ki işte size kınama yoktur. Yani evet. onları o nefsinin yaptığı kötülüklerle baş başa bırakmıyor. Şeytanın eline teslim etmiyor. Onları affediyor, onları bağışlıyor ve onlara kucak açıyor. Merhametini ve şefkatini gösterir. Onları barındırıyor bir şekilde. Üstad Bediüzzaman'ın tabiriyle işte ifadesiyle diyor ki işte şeytanın en çirkin askerleri evet. olarak gösterdiği işte o kadın yani zinaya teşvik eden bir kadının ona musallat olması ki Hazreti Yusuf çok uygun bir yaşta yani ki diyor ki biz ona şey yapmasaydık, onu korumasaydık, muhafaza etmeseydik yani belki o da meyletmişti, o da böyle bir şey içine girecekti. Yani yazar hatta bununla ilgili bir yorum da yapıyor. Diyor ki Hazreti Yusuf diyor aslında diyor meyletti. O da o kadına meyletti. Evet. Öyle bir eyleme meyletti ama Allah'a sığındı, Allah'a dua etti. Dolayısıyla da Allah-u Teala onu muhafaza etti. Evet. Bunu derken de özellikle de İslami kültürü de yani baba terbiyesi, Allah-u Teala onu yetiştirmesini de özellikle ön plana getirdi. Evet. Bir de ben bu kitabı okurken benim dikkatimi çeken başka bir husus da Hazreti Yusuf'un kendini çift kanatlı olarak yetiştirmiş olması. Yani sadece değerler üzerinden değil, yani maneviyat üzerinden değil, maddi unsurlar üzerinden de bakıyorsunuz ki Hazreti Yusuf kendini yetiştirmiş. Bu gerçekten İslam davetçileri için gerçekten müthiş bir örnek. Mesela Muhammed Biltacı var bilirsiniz Mısır zindanlarında mahkemesi olduğu zaman diyor ki işte diyor ben Mısır'da diyor üniversite sınavına girdim. Ülkede üçüncü oldum. Tıp fakültesini kazandım. Tıp fakültesinde birinci oldum. Ve bulunduğu tıp fakültesinde de etkili bir hoca. Hı hı. Ve bu İslami bir faaliyet, İslami bir hizmet içerisinde bulunuyor. Yani evet. Hazreti Yusuf'a baktığımız zaman her dönemde maddi olarak kendini yetiştirmiş. Sadece evet. manevi değerler üzerinden kendini göstermiyor. Evet. Aslında maddi unsurlar üzerinden de kendini, yani bizim için büyük bir örnek. Mesela evet. zindandan çıktığı zaman siyaset ilmine çok vakıf biri olarak karşımıza çıkıyor. Yani devlet yönetimine giriyor, siyasete giriyor, toplumu yönetiyor. Mısır hükümdarı olan Firavun'u yönlendiriyor. Tamamen Firavun ülke yönetimini ona bırakıyor. Hı hı. Siyaset gibi bir şeyi alanı evet. Bakıyorsunuz ki kavramış, özümsemiş. Başka bir alan ticaret ve ekonomi alanı. Bakıyorsunuz ki bizim için günümüzde en önemli alanlardan birisi ekonomi alanında çok ciddi bir birikime sahip. İşte diyor ki 7 yıl iyicene ekin, bunları başa yapın, saklayın. Sonra kıtlık dönemi geldiği zaman bunları da işte kullanın şeklinde. Bu noktada özür dilerim hocam, yeri geldiğinde Müslümanın kendini öne atması da evet, gerekiyor. Ondan evet, da evet. bahsediyor yani. Evet. Hani Mısır'ın sultanı soruyor kendisine Melik'i, kim yapacak diyor bunu. Ben yaparım ben diyor mesela diyorum. Bunu söylüyor. Kendinden emin. Kendinden emin. Yani evet. kendini yetiştirmiş, donanımlı hale getirmiş. Dolayısıyla bir Müslüman sadece maddi yöne veya sadece manevi yöne değil. Peki. Her ikisini birlikte halletmesi gerekir. Ben sıkıştırıyorum evet, biliyorum. Çok kısa vaktimiz kaldı. Belki evet. hocamlar da son olarak Hadi Hocam'a bu bölümde şey vermedik söz hakkı. Birkaç dakikalığına hocam. 2-3 dakikamız var. Ona göre son toparlayalım. Aynen. Yani Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın son bölümde belki değinilmesi gereken en önemli kısımlarından biri affetmesi. Kardeşlerinin ona karşı o kadar zulmüne, tuzağına, onu babasından ayrı düşürmesine, gurbet diyarlarda büyümesine, buna beraber Züleyha gibi bir imtihanla karşı karşıya kalmasına, sonrasında zindana düşmesine. Ama mükafat olarak da zaten
çıktığı zaman, Mısır azizi olduğu zaman da Allah'ın ona bu lütfu karşısında bunun Allah'tan bir iktidar, Allah'tan bir lütuf olarak görmesi ve Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerini affetmesi ki Hazreti Ali radıyallahu anh, Ebu Sufyan bin Haris Mekke'nin fethinde Peygamber Aleyhisselam'ın süt kardeşi, hı hı. Efendimiz'in ilk İslam davetini ulaştırdığı kişi, beraber büyümüşler, çocukluk beraber geçmiş. Efendimiz kendisinin İslam'ı hemen kabul edeceğini düşündüğü ilk kişi ama götürdüğünde Müslüman olmuyor. Olmadığı gibi de ilerleyen süreçlerde de Efendimiz'i üzücü bazı davranışları da oluyor. Ama ona rağmen Hazreti Peygamber Mekke'nin fethinde ona yüzünü çevirmesine rağmen Hazreti Ali'nin işte git Yusuf'un kardeşlerini affetmesi gibi git onun yanına deyince kendini şey affettir deyince yani ayette gidince, geçen tabiri okuyor ona aynen, değil mi? Yani bu tabiri okursan Resulullah Allah seni bize tercih etti. Evet. O tabirle kendisini affediyor. Aynen. Hocam varsa son eklemek istediğiniz Faruk hocam. Yani döndük size de son vallahi bir şey diyorum. Allahumme salli ala Muhammed. Ondan sonra sabr hocam. Yakup peygamberimizin sabrı cemil özellikle. Hocam o görev istenmeyle ilgili bizim gelenekte. Hazreti Ebu Zer ile ilgili bir rivayet üzerinden geride görev istenmez verilir anlayışı var. Evet. Halbuki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birine bir görev verdiği zaman ya da bir nasihat ettiği zaman kişinin yapısına göre konuşurdu. Hazreti Ebu Zer radıyallahu teala İslam'ı zirvede yaşayan bir insan. Yani başa geldiği zaman herkesin kendisi gibi olmasını istiyor. Kimi yerde maslahatı da gözetmez. Efendimiz aleyhisselam mesela diyor sana ağırdır. Çünkü toplum onunla beraber bunu yaşayamaz. Yusuf peygamberimizin bu örneklerinden anlıyoruz ki kim hangi alanda iyiyse Allah korusun tabii kibir, riya, şubu olmadan o kalbi yani mücadeleyle kazanmış bir şekilde göreve ehil olmak yani, hele hele Müslümanların zayıf olduğu, Müslümanların zayıf olduğu yani iktidar ki özellikle bilmiyorum ama Abdülkadir Turan hocamızın güzel çalışmalarından birisi bu Suudilerin Prens Naif'ten bahsediyordu. CIA ile beraber işbirliği yaparak bazı enstitüler kurduğunu, İslam dünyasına oradan fikirler ihraç ettiğini söylüyor. Kanaatimce Müslümanların mesela sendikalaşması olsun, partileşmesi olsun. Çünkü hocam mesela Mısır'da İhvan niye gitti? Çünkü parti geldi. Krallığa aykırıdır. Bu İslam'a aykırıymış gibi böyle şeyler empoze edilerek sürekli Müslümanların göreve talip olmaları, öne çıkmalarının kötü bir şey olduğu vurgulandı. İnşallah Müslümanlar biz bu okumalarla Kur'an ve sünnet rehberliğinde daha doğru olana ulaşırız inşallah. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için, yorumlarınız için tekrardan. Değerli izleyenlerimiz bugün Abdullah Yıldız hocamızın Yusuf'un Gömleği şeklindeki kitabının tahlilini yaptık. İnce bir kitap olmasına rağmen gerçekten dolu dolu her sayfasından dersler, ibretler çıkarabileceğimiz bir kitap. Bu anlamda özellikle bütün genç kardeşlerimize, özellikle de genç kardeşlerimizin bu noktada okumasını tavsiye ediyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.